Harika Karavan kanalından herkese merhabalar sevgili takipçilerimiz. Ben Muhammed Selman Bilgin. Bu defa size 236 santim genişliği, 6 metre uzunluğu olan 14 metrekarelik tekerlekli konteynerimizin tanıtımını yapıyorum. Bu konteynerimizin yan taraflarında ve üstünde diğer tüm ürünlerimizde olduğu gibi 4 santim kalınlığında poliüretan dolgulu sandviç paneli kullandık. Bu sandviç panelin detaylı tanıtım videosunu açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şu anda altını gösteriyorum size. Altı 15 milimetre kalınlığında osebe var. Osebenin üzerinde 2,5 milimetre muşambamız var. Bu karavanımız içi tamamen boş bir model. Sadece içerisinde bir adet mutfağımız var. Dört köşesinde denge kollarımızı görüyorsunuz. Diğer tüm ürünlerimizde olduğu gibi yine iki adet penceresi var bu ürünümüzün gösterelim. Ön tarafımız çekme okumuz standart olarak traktörlere göre yapılıyor. İstenildiği takdirde otomobillere göre olan kapling sistemi de yapılabilir. Yine kapling sistemimizin de detaylı tanıtım videosunu açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oradan seyredebilirsiniz. Şöyle çevresini genel itibariyle bir göstermek istiyorum size. Evet, iki tane penceresi var. Karşılıklı pencereler tamamen. Teker sistemi şu anda bu karavanımızda tek dingilli teker sistemi yapıldı. Bu karavanımız yaylada veya tarlada çok gezmeyeceği için bu şekilde yapıldı. Yine şantiyesinde, bahçesinde, imar sorunu yaşadığı bahçesinde kullanmak isteyen vatandaşlarımız da fiyatında biraz daha uygun olabilmesi için böyle tek dingilli bir karavan satın alabilir. Bu şekilde yaklaşık olarak dingili biz şu anda tam ortada tutmadık. Ortanın biraz gerisinde tuttuk ama yine ön tarafa çok da fazla ağırlık bastırmıyoruz. Bu sebeple de 1.5 motorlu aracımızla düz yolda yine rahatlıkla çekebiliyoruz. Tabii bayırlarda Ford Transit gibi kamyonetler olursa çok çok daha iyi olur. İstenildiği takdirde arazide veya yaylada rahatça çekip kullanabileceğiniz ortadan 4 tekerlekli veya iki teker önde dönerli, iki teker arkada sabit sistem olan harman sistemli karavan teker modelinden de yapabiliriz. Özellikle uzun yolda kullanacak müşterilerimiz için, sürekli olarak gezdirecek müşterilerimiz için ortadan 4 tekerlekli salıncak dingilli sistemden yapıyoruz. Yine bu salıncak dingilli sistemi de detaylı olarak tanıtmış olduğumuz videomuzu açıklama kısmında bulabilirsiniz ve bir adet salıncak dingilli karavanımızdan bir adet de harman sistemli karavanımızın yine detaylı tanıtım videolarını açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şimdi içini tanıtacağım size. İçten iç yüksekliği 2 metre, standart yüksekliğimiz her zamanki gibi. Taban parke desenli muşamba. Şöyle gösterelim. Evet, iki adet penceremizi görüyorsunuz burada. Elektrik tesisatımız bu şekilde, iki adet lamba oluyor. Yani standart modelimiz bu şekilde, tamamen boş olduğu zaman sobamızı görüyorsunuz. İstediğiniz yerden sobayı açabiliriz. Pencereleri de yine istediğiniz yerden açabiliriz. İlla karşılıklı olması şart değil. Kapının yeri değişebilir bu arada. 45 santim, 85 santim, 200 alt dolap, 200 üst dolap şeklinde mutfağımızı görüyorsunuz. Yani kapının yeri en kullanışlı konum olarak ev kullanışlı konumu arkadan 1 metre sonra olmasıdır. Ondan dolayı biz standart olarak bu şekilde yapıyoruz ama siz ben bunu ortada istiyorum. Sağ ve sol taraf ayrı ayrı odalar olsun gibi düşünceniz olursa o şekilde de yapabiliriz. Orta tarafta duş, tuvalet olur. Sağda solda ayrı ayrı odalar olur. O şekilde de olabilir. Duş, tuvalet istendiği zaman şöyle biraz daha geriden göstereceğim. Şu kısma duş ve tuvalet koyabiliyoruz ve buradaki bu mutfağımızda böyle yan çevirip araya 45 santime 85 santim olarak girdiriyoruz. Burası da duş tuvalet oluyor. Mutfağı büyütmek istediğimiz zaman mutfağı biraz daha bu tarafa kadar getiriyoruz. 55 santime 131 santim oluyor standart ölçü olarak. Duş tuvaletimizi de buradan bu tarafa kadar getiriyoruz. Biraz daha kapıya doğru giriyor. Bu şekilde hem mutfağı biraz daha büyütebiliyoruz hem de duş tuvalet kısmını da o şekilde yapıyoruz. Bölme istendiği zaman da genellikle bu kapının hemen dibinden bir adet bölme yapıyoruz ki dışarıdan gelen, kapıdan gelen soğuğu içeriye almasın ve yine insanlar dışarıda
Girip çıktıkları zaman, yani mutfağa girip çıktığı zaman ufak tefek temizlik ihtiyacı var. Bardak alacak, şeker, çayını alacak. İçeride yatan, dinlenen insanı rahatsız etmemesi için kapının tam bu dipten, kapının dibinden bir bölme yapılması mantıklı bir çözüm oluyor. Ondan dolayı biz genellikle oradan bir bölüm yapıyoruz. Pencerelerin yeri de değişebilir. Mesela biri burada, biri yan tarafta olabilir, biri de ön tarafta olabilir. Bu şekilde değişiklikler yapılabiliyor. İstenildiği takdirde yine ranza da koyabiliyoruz. Yani buradan yaklaşık buraya kadar geliyor, çizgiye kadar ranza geliyor. Veyahut eğer ki buradan bu tarafa koyacak olursak, buradan bu tarafa kadar ranza geliyor ortalama olarak. 4 kişilik, 6 kişilik, 8 kişilik, boş isterse tamamen 12 kişilik ranza sistemleri de içerisinde kurabiliriz. Detaylı bilgiyi videomuzun başlığındaki cep telefonu numaramıza çağrı bırakarak alabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Daha detaylı modellerimizden, yeni modellerimizden haberdar olabilmek için YouTube kanalımıza abone olmanızı ve bildirim zilimizi açmayı unutmayın lütfen. Bu videomuzu WhatsApp, Facebook, Instagram gibi çeşitli sosyal medya platformlarında da paylaşabilirsiniz. Aklıma gelmişken şunu da söylemek istiyorum. Sandviç panelimizin 200'e yasac olduğu için rahatlıkla biz buna soba deliği açabiliyoruz. Yani herhangi bir erime veya kokma durumu kesinlikle söz konusu değil. Sadece sandviç panelinin boyasını sararmasını önlemek için yine bir soba sacı kullanılırsa iyi olur. Sadece boyamızın sararmasını önlüyoruz. Bu şekilde videomuzu tamamlamak istiyorum. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Sağ olun.